Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben, kahve molası programıyla karşınızdayız. Dünden bu yana ekonomide ne olup bittiyse hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım hemen. Şimdi milyonların gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında. Bugün de komisyon ikinci toplantısını Türk İş'in ev sahipliğinde yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını bugün saat 14'te Türk İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Ve toplantıda işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi heyetini ise Türk İş temsil edecek. Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanları temsilcileri de ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Taraflar 3. toplantı içinde 9 Aralık'ta TİSK'te buluşacaklar ve yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Onu da belirtelim. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını da duyurmuşlardı geçtiğimiz günlerde. Hadi piyasalara da gidelim, bakalım piyasalarda neler olup bitmiş. Borsa İstanbul'a başlayacağız. BIST 100 endeksi güne %1,19 artışla 1950 puanla ve rekor yükselişle başlamıştı. Hemen dönüyorum. Şu anda da 1951 puandan işlem görüyor. %1,27'lik bir artış olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Döviz cephesine de bakalım. Dolarla başlayalım. Eksi puanda dolar 13,70'ten işlem görüyor. Euronun da tıpkı dolarda olduğu gibi eksi puanda olduğunu görüyoruz. 15,47'den işlem görüyor euro. Devam edelim altına bakalım. Altında neler olup bitiyor? Ons altına başlayacağız. Hem ons altın hem de gram altın eksi puanda. Ons altın 1779 dolardan işlem görüyor. Gram altın da 783 liradan işlem görüyor diyelim ve petrole bakalım. Petrolde de yükseliş seyri sürüyor. %2,23'lük bir artış var. Petrolde 74 dolardan işlem görüyor petrol şu anda. Son olarak da tahvile bakalım. Tahvilde 21,23'ten işlem görüyor. Tahvilinde eksi puanda olduğunu görüyoruz diyelim ve detayları konuşmak için de yayın konuğumuza gidelim. Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı karşımızda. Tonguç Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Biz hızlıca baktık piyasalara. Sizden de detay rica edelim. Haftanın ikinci gününde nasıl gidiyor seyir, nasıl bir fiyatlama var? Aslında dün de fena değildi. Bugün de pozitif, yalnız yurt içinde değil, yurt dışında da bir görüntü var. Yarın da veri akışı biraz sakin olacak. Dolayısıyla bu pozitif görüntünün yarın da devam etmesini bekleyebiliriz. Yeni bir haber akışı gelmezse. Yani bu haftaya başlarken en önemli iki başlık belki. Bir tanesi son bu Güney Afrika omikron varyantı ile ilgili olan tedirginliğin bir nebze bu varyant içinde de yayılımın hızlı olmasıyla birlikte aslında aşıya duyarlılığı ve özellikle sağlık konusunda tedirginlik, yani ölümcül bir tarafta olma noktasında tedirginliği biraz piyasadan uzaklaştığını görüyoruz. Sabah saatlerinde Çin'den bir Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda indirim geldi. Bu da Uzak Doğu piyasasını aslında bir nebze likitte anlamında da piyasayı bu Evergarden ya da Evergrande meselesi ile ilgili olan tedirginlikte biraz uzaklaştırdı. Dolayısıyla hem Borsa İstanbul'da yeni bir zirve görüyoruz, hem kur tarafında biraz daha sakin bir görüntü var. Yurt dışı piyasalarda biraz daha sanki haftaya yapılacak FED toplantısı öncesinde, bizim Merkez Bankası öncesinde de biraz yıl sonuna hazırlanıyorlar. Yani ben çok net bir sakinlik ve beklenti biraz daha pozitif yönde devam eden bir piyasa görüyorum şu an için. Altına ne dersiniz Tonguç Bey? Kasım ayının en çok kazandıran yatırım aracı olmuş. Altına ilgili seyir ne olur? Hangi seviyeler gündemde? Şimdi yurt dışında aslında ons altın bir nebze hala 1750-1800 arasında. Orada da aslında özellikle tarım dışı istihdam sonrasında geçen hafta yayınlanan bir sakinlik var. Orada da hem tahvil faizleri olsun hem ons altında dolar bazlı fiyatlamalar
sakin geçiyor. 1750, 1800, 1800, 1795 arasında ons altında bakabiliriz. Gram içinse tabii kur hareketi çok önemliydi. Biraz önce orada da bir işte hafif geri çekilme olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı 13.70'ler. Bugün 13.54 görüldü en düşük seviye olarak. Dolayısıyla gram altında da o 800 seviyelerin altına doğru bir geri çekilme var. 750-770 buralar önemli seviyeler gram altın için. Biraz orada da kur hareketini takip etmek gerekiyor. Ben orada da sakin birkaç gün daha yaşayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Peki Tonguç Bey, genelde uzmanlar bu soruya net bir rakam söylemek istemiyorlar ama çok merak edildiği için ben illa sormak istiyorum size. Alım fırsatları hangi seviyeler için, neyi görünce alalım? Şimdi şöyle, hep aslında uzmanlar da aynı şekilde büyük ihtimal cevap veriyordur diye tahmin ediyorum. En azından benim açımdan daha önce de sizlerle konuşurken bir Evet. noktadan ziyade belli aralıklar, satışlar içinde her ürün için bu geçerli. Altın içinde belli bir aralıkta alış doğru olabilir. Şimdi altında en önemli değişken bence kurdaki 13.45 seviyesi. Burası 2016-2018 zirvesi sonrası kurda da bir kalıcı geri çekilmeni görebileceğimiz 13.45 seviyesi. Dolayısıyla eğer bunun altında bir geri çekilme olursa bir sürü altın yatırımcısının daha aşağı seviyeleri yani 730'lara kadar bile bir geri çekilme bekleme ihtimali olabilir. Ama güncel olarak değerlendirirsek hani burada baktığımızda 795-800-790 seviyeleri yukarıda kar alları için ya da kısa vadeli realizasyon için kullanılabilirken aşağıda yani 1345-1350 daha doğrusu şöyle düzelteyim 13.45-13.50 kurda aşağı geçilmedikçe gün içinde 770 seviyeleri de sanki hani kısa vadeli alıp 770-795 arasında kullanılabilir. Ama bahsettiğim seviye önemli. Bunun bugün de işte bir görüşmeler devam ediyor Katar'la ilgili veya önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Kurda kırılmayı görmedikçe bir 13.45 altında bu aralık yani 760-800 aralığı ama kırılma gerçekleşirse biraz da alışları 750 TL'nin altında yapacakmış gibi bir strateji düşünmek bence altında daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Son olarak petrolde konuşalım mı Tonguç Bey? Zannediyorum hani 4 aylık bir sürecin ardından aslında iniş seyrini görmüştük ama şimdi tam tersi yükseliş seyrinde de oluyoruz. Omikron varyantı mı etkili bunda? Çünkü petrol ilgili tartışmalar da devam ediyor bir yandan. OPEC artı ülkelerin daha temkinli gitmek istediğini biliyoruz ama üretimin artırılması yönünde de çok ciddi baskılar var. Şimdi kesinlikle bu ay içinde gerçekleşen OPEC toplantısında Ocak ayında bir 400 bin varillik günlük arttırım üretim tarafında olacağı söyleniyor. Tabii Ocak ayında ona bakacağız ama o sırada 65-67 dolarlar Brent petrol için birçok teknik kısa vadeli olsa da bir geri çekilmeyle yaşandı. Bu bence 85 dolardan önemli bir geri çekilmeydi. Ama sonrasında özellikle 70 doların üstünde kalmamız şu an için 70 ile 76 dolar arasında bir petrolü beraberinde getirebilir. Ama sizin söylediğiniz gibi kısaca ben çok petrolün bu baskıdan dolayı yani üretim baskısından dolayı 80 dolarların üstüne ya da 70 dolarların altına doğru kalıcı bir hareketten ziyade en azından Aralık yani yıl sonu ve Ocak içerisindeki belki ilk 2 haftada bu aralıklarda yani 70-80 dolar arasında biraz da hatta 70 dolara yakın fiyatlanmaya devam edeceğini düşünüyorum hala. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirmelerini aktardı. Tonguç Bey çok teşekkürler yayınımıza konuk olduğunuz için. Görüşmek üzere. İyi Sağ olun. yayınlar, teşekkürler. Teşekkürler, hoşça kalın. Sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Euro bölgesinde enflasyon ne zaman düşecek? Küresel piyasalarda cevabı merak edilen soruya IMF Başkanı Georgieva'dan yanıt geldi. Georgieva, son dönemde hızla artan enflasyonda gelecek yıl düşüş beklediklerini belirtti. Bölgede Kasım enflasyonu %4,9'luk artışla son 25 yılın zirvesini görmüştü. Citigroup emtia piyasalarına yönelik yeni bir analiz paylaştı. Emtia fiyatlarında yeni bir süper döngünün olmayacağı vurgulanan analizde yükselişin sürmeyeceği belirtildi. 2022'nin ilk çeyreğinde enerji maliyetlerinde keskin bir düşüş beklediği, yılın ikinci yarısındaysa bu düşüşün yansımalarının tarımsal emtiada görüleceğine dikkat çekildi.
300 milyar dolarlık dev borcuyla dikkatleri üzerine çeken Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sürenin dolmasına karşın şirketin tahvil ödemelerini yapmadığı belirtildi. Bu durum dünyanın en borçlu emlak şirketini offshore ödemelerde ilk kez temerrüdün eşiğine getirdi. Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi 27 ülkede 2020 yılı havayolu seyahati verilerini açıkladı. Buna göre havacılık sektörü geçen yıl salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerden ve seyahat yasaklarından çok ciddi ölçüde etkilendi. Birlik ülkelerinde 2019'da 1 milyarın üzerindeki havayolu yolcu sayısı 2020'de %73,3 gerileyerek 277 milyona indi. Hava yolculukları sayısında en sert düşüş ise %83,3 ile Slovenya'da yaşandı. Tüm dünyada pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık ilk sırada yer aldı. Ama sektör eski günlerine dönmeye de başladı bir yandan. Bu durum verilere de yansıyor. Türkiye'de 11 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 118 milyonu aştı. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü havayolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Pandemi sürecinde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği 2021 yılı Kasım ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla eski seviyesine yaklaştı. Kasım'da Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6,2 milyon, dış hat yolcu trafiği ise 5,1 milyon oldu. Böylece Kasım'da direkt transit yolcularda toplam 11,3 milyon yolcuya hizmet verildi. Türkiye genelindeki havalimanlarında Ocak-Kasım döneminde ise hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 11 milyonu aştı. Finansal yatırım araçlarının Kasım performansı açıklandı. Bu dönemde en fazla kazandıran külçe altın oldu. TÜİK'in verilerine göre külçe altın Kasım'da %15,93 oranında reel getiri sağladı. Yatırımcısına %13,37 oranında kazandıran BIST 100 endeksi ise ikinci sırada yer aldı. En çok reel getiri sağlayanlar arasında borsayı dolar ve euro takip etti. Finansal yatırım araçlarının 3 aylık performansına bakıldığında da %20,17 ile en çok kazandıran külçe altın oldu. Küresel salgın tüm dünya ekonomisini etkilemesine rağmen silah ticaretini etkilemedi. Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın en büyük 100 silah şirketinin satışları 2020'de rekor seviyede arttı. Küresel salgın dünya çapında ekonominin çarklarını yavaşlattı. Ama silah sektörünün bundan hiç etkilenmediği ortaya çıktı. Raporu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü paylaştı. Buna göre en büyük 100 silah şirketi küresel salgından zarar görmedi. Enstitü ardarda 6. satış büyümesine işaret etti. Küresel ekonomiler küçülürken silah satışlarının arttığını belirtti. Bazı hükümetler ise salgının etkisini azaltmak için silah endüstrisine yatırımları hızlandırdı. Rapora göre silah satışları %1,3 arttı. 531 milyar dolarlık satışla rekor kırdı. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah firmaları tüm satışların %54'ünü oluşturuyor. 41 şirket toplam 285 milyar dolarlık satışla sektöre hakim olmaya devam ediyor. Çinli firmalarsa sektörün %13'ünü oluşturuyor. Listede Çin'in ardından İngiltere geliyor. Fransa ve Rusya'nın silah satışları düştü. Fransız silah üreticileri düşüşün sebebini küresel salgına bağladı. Enstitü, Rus silah satışlarının ise üst üste 3. yıl düştüğünü söyledi. İlk yüzde yer alan 9 Rus şirketin 2019'da toplam satışı 28.2 milyar dolarken 2020'de 26.4 milyara düştü. Raporda Türkiye'ye de değinildi. Silah ihracatı sırasında bir basamak yükseldi. 13. sıraya yerleşti. Türkiye silah ihracatını %30 arttırdı. İthalatını ise %59 azalttı. Bu haberimizle kahve molasını noktalayalım. Yarın aynı saatte bekliyorum sizi. Hoşça kalın.